Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köfteyiz'den New Horizons'ın 86. bölümüyle karşınızdayız. Ve 85. bölümden bu yana ne yaptım? Neredeyse hiçbir şey, çünkü bölümler arası 5 dakika var. 5-10 dakika gibi bir şey var. Şunları craft ettim. Hatta bunları da bir programlayayım. Extractor'lar. Siz ne extract edeceksiniz? Bunları. Teşekkürler. 1, 2, 3. Şunu bağladım. Bir de şuraya fluid detector ve machine controller. Evet, bu çalışıyor. Bu dolduğunda, ki dolmasına çok fazla bir şey kalmamış. Orası dolduğunda burası artık duracak. Evet. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Öncelikli olarak nitrojen, şimdi amonyak, tamam. Amonyayı nitrik oksit, amonya, oksijen, tamam. 12 konumunda sıvısı nitrik oksit, tamam. Tamamdır. Ardından dur. Bakıyorum hemen bir. Bu da oksijenle birleşecek. Sonra nitrik asitsel, oksijen, nitrojen ve su. Burada işin içine su da giriyor. O yüzden bunu multiblok olanlarda yapacağız. Nasıl, dur, bunda da yapabilirim. Dur. Şu an düşünüyorum. Öyleyse varım. Evet ya, bunu multiblokta yapacağım. Ya dur, multiblokta yapmama gerek var mı? Evet, multiblokta yapmama gerek var bunu. Diğer türlü çok karmaşık olacak bu. En sonda da şu arkadaşı yerini değiştireceğiz. Bu arkadaşı aşağı koyabilirim o noktada sonra aslında. Yani şuraya koyabilirim mesela. Şuradan çıkar, bunu verir. Evet. Şimdi ne olur? Durma, bunun oksijeni. Bizim şu an etanol. Sen mi oksijen istiyordun, yok sen sülfürik asit istiyordun? Şu an 1-2. Bu 3. Evet, 2 tane oksijen ihtiyaç duyan var. O zaman burayı kaldırabiliriz. Burası fazla. Stopkeeper. Bana oksijen. Dur, şuradan alalım. Evet. Bana 4 tane oksijen serper. Tamamdır. 4 tamamdır. Extractor'larda empty cell'leri çıkartacak şekilde ayarlı. Tamam, bu ikisi tamam. O zaman şimdi buradan amonyak gel. Ups. Amonya gelecek. Buraya tabii bir de pump koyacağım. Ve sen
Şurası şu bağlantı kapansın diyecektim. Diğer taraftan da bağladım. Senin çıkışın bu. Buraya gidecek. Evet. Buraya bir pump. Paçiyi kızım ne haber? Evet. Ne haber Paçi? Evet. Kedilerinizi sevin. Kedilerinizi öpün. Bunlar güzel mıncırılası varlıklar. Pump gel. Tamamdır. Şimdi amonya. Amonya, amonya, amonya. Tamamdır. Aşağıdan. Bu tekrar çalışmaya başladı. Çünkü burası dolmuştu öncesinden. Evet. Amonya. Şimdi seni işlemek için... Otoklavide de işimize yarıyormuş. Amonya. Oksijen. 12 kolumunda çip lazım. 12. Ben birkaç tane çip alayım yanıma. Ne olur ne olmaz. 1, 2, 3, 4. Dışarıda silah mı patlıyor? Evet, önemli bir şey değil. Umarım ses size çok gelmemiştir. Şimdi bana... Ups. Hangi konumda lazımdın sen? Ammonia. 12. 12. Teşekkürler. Artık sen çalışmaya başlıyorsun. Sana fluid auto output. Evet. Ve nitrik oksit. Sen de... Bir konumunda. Gel bakalım. Bir. Chemical reaktörlerimiz çok tatlı çalışıyor değil mi? Benim buraya bir tane daha jeneratör koymam gerekecek. Bu ara gerekebilir. Gerçi zaten merkezi enerjiye geçeceğim yakında. Evet. Bunlar ne yapmaları gerekti? Çok komik duruyorlar ya. Nitrik oksit. Gel bakalım. Şimdi seni... Nitrojen dioksit. Chemical reaktör. Düz kemikli reaktör. Su, nitrojen dioksit. Evet, senin için bir tane large kemikli reaktör ayarlayalım. Hidrofluorik asit şu an önemli olmadığı için... Burayı kullanabilirim. Direkt yani direkt bunu kullandırtabilirim. Sen gel bakalım. Şuna geri boşalsın şu borunun içindekiler. Tamamdır. Biraz envanterimizi boşaltalım. Mesela sizlere artık gerek yok. Tamamdır. Şimdi. Sana da gerek yok. Seni içeri geri koyacağım. Wire cutter'a gerek olacak. Şimdi. Hop. Bu şekilde tankımız gel bakalım.
Ayrıca sen de bir ortadan kaybol. Teşekkürler. Ve burası gelsin. Burası da gelsin. Hidroflorik asit. Şimdi hidroflorik asit tamam. Geçici olarak şu tankı, şu buffer tankımıza buraya koyalım. Nasıl bunu da low voltage tankla değiştireyim ya. High voltage tank fazla büyük bufferlar için. Şimdi. Large chemical reactor. Nitrojen dioksit. Oksijen, nitrojen, water. Aynen tamamdır. Bir output zaten gene yeterli. Bir de bir input daha yapacağız. Hemen yapalım. Bir adet inputumuz daha olsun ve mikrofonu ben biraz daha yaklaştırayım. Çünkü videolarda sesim azıcık kısık geliyor gibime geldi. Şimdi. Hadi de tekrar sen şöyle gelebilirsin şimdilik. Seni geri aktif edeceğim. Şimdi bana ne lazım? Rolup assembler. Output hatch. Bana input hatch lazım. Yani bir konumu. Bir konumu gel. Tamam, bu bana bir input hatch'imi daha yapsın. Şunu direkt şuradan geçirebilirim artık ya. Şu da son zamazingolarımı kullanacağım arkadaş olacak. Tamamdır. Input hatch'imiz hazır. Tabii sizi yeniden programlayacağım. O yüzden sizi şimdi kırabilirim. Alamıyorum. Neyse tamam. Şu temiz. Input hatch. Okay. Ve gene logistics pipe ekipmanlarımı yanıma almalıyım. Ve birkaç tane de low voltage tank yapmalıyım. Low voltage fluid. Low voltage fluid tank. Tamamdır. Most likely done. 1, 2, 4. Tamamdır. Unrouted transport pipe. Fluid supplier ve basic logistics pipes. Ha, tamam. Iron plate'ler sırada. Onları bekliyoruz şu an. Ha. Fluid supply. Tamamdır. Şimdi. Su, oksijen, nitrojen dioksit. Sana doğru nitrojen dioksit. Aşağıdan gelecek zaten. Aşağıdan yukarıya gelecek. O yüzden nitrojen dioksitin inputunu yukarıda olmasına gerek yok. Seni kırabiliriz. Gregtek multibloklarının sevdiğim yanı. Input ve output istediğin yerde olabiliyor. Hani düşününce inanılmaz güzel bir özellik. Evet. Ve spagetti borularımıza biraz daha devam edelim.
Şuradan dolaştırsam daha az yer kaplayacak. Tam tersine yapsaymışım her şey daha kolaymış. Çevirebilirim aslında. Da boş ver ya. Fluid auto output. Tamamdır. Yani tam tersine yapsaymışım daha kolay olacakmış ama yaptık bir kere. Tamamdır. Amonyak tamam. Bir de oksijen ve su lazım. Bizim için en kolay şeyler. Oksijen. Ve water. Evet. Şimdi yeterenç. Ne kadar nitrojen dioksit tamam. 12 oksijen 12 12 lazım. 12 su. Ve 12 oksijen. 12 oksijen. Evet ve suyun yola çıktığını gördük. Oksijen yola çıkmış. Suyun da gelmesi lazım. Su da geldi şimdi. Ve eğer şu an bu elektrik reson sinyali olmadan çalışmayacak. Bu nitrik asit. Nitrik asit bizim için önemli. O yüzden nitrik asit saklayacağız ama şimdilik gene bir buffer tanka koyacağım. O buffer tankta bu olacak. Tamamdır. Buffer tanklarımız hazır. Nitrik asitler gelin bakalım. Nitrik asiti bayağı kullanacağız o yüzden nitrik asit tutuyorum. Biraz da var zaten. Şimdi low voltage fluid tank. Evet. Sonra şunlar gelsin. Ve coverlarımı alayım. Bir tane zaten diğeri hali hazırda kuruluydu. Evet. Ve bu çalışmaya başladı. Nitrik oksit. What? Ah. Dur. Sana neden nitrik oksit geliyor? Su. Oksijen. Senin resipinde su, nitrojen dioksit. Su. Ben bu resipiyi mi karıştırdım? Nitrik asit. 24. Tamam. Şu an bir konumunda. O yüzden çok alakasız. 24. Ucu. Aslında pahalı versiyon varyasyonuna çevirdi. Evet, şimdi oldu.
Tamamdır, burası da artık çalışıyor ve bayağı hızlı çalışıyor. Kadar hızlı çalışıyor ki bunlar yetişemiyor. Şimdi seni şöyle geri çevireyim. Şu daha çok işe yarar. Şimdi 54. Bunların kapasitesi 16. Evet. Burası da oldu. Nitrik asitimiz otomatik şu an. Şimdi bana 24 nitrik asit. Boş bir envanter. Şimdi 24 nitrik asit lazım bana, değil mi? Evet. Evet, gördüğünüz gibi makine şu an durdu. Ancak şunu geri alırsam eğer geri çalışmaya başlayacak. Tabii gerek malzemeleri geldiğinde. Ha, nitrojen dioksitim gitmiş bu sefer. Nitrojen dioksit içinde şu bitmiş. Burada da bunlar yetişemiyor. Tamam. Çok eğlenceli. Evet. Şimdi. Ethan. Şunu otomatikleştirmemiz lazım. Ah. Asiti şu an otomatikleştirdik. Yani şu an istersek taşlaşmış insanları kaldırabiliyoruz. Ama benim bunu otomatikleştirmem lazım. Chemical reaktör, sülfürik asit. Sen large chemical reaktöre ihtiyaç duyacak mısın? Yok. Tamam. Dilute sülfürik asit. Benim dilute sülfürik asit de kolayca işlemem lazım bir yerden de. Şimdi gelelim buraya. Senin yerin düzenini şu hoverboard mod bug'ı gene wire cutter'lar. Tamamdır. Şimdi Ethanol Sel, etanol sel nerede üretmiştik? Yani burada. Önce asetik asit. Burada bize gene iki tane daha chemical reaktör lazım. Ha, tamam, üçüncü oksijen burasıymış. Üçüncü oksijen buymuş. Tamam. Etilen ve oksijen, asidik asit. Chemical reaktör, oksijen, etilen. Başka metanol ve karbonmonoksit. Bir de. Ya bir de distillation tower'da vinegar, fine wood vinegar. İleride buna geçeceğiz. Ancak şimdilik bu şu an kullanacağımız düzeni kullanacağız. O zaman tamam, seni fazladan craft etmemişim. Sel gel. Empty sel gel. Oh. Şuraya koyalım. Tamamdır. Bir ses mi duydum? Neyse. Ha, tabii pipe'ını da almanız lazım. Burada.
Empty cell'leri boşalt ve sana oksijen 5 değil. 4. Bana burada her daim 4 tane oksijen sel tut. İlk 4'ünü ben kendim bırakırım. Sonra bir de asetik asit. Gel bakalım. Chemical reaktör. 9 modunda lazımsın. Tamamdır. Seni 9 modunu alalım. Geldiğin gibi zaten gittin. 9 mod. Tamam. Ve bir de malum arkadaşlar, gelin bakalım. Güzel mod. Sen bize lazımsın. Basic Logistics. Fluid Supplier, tamamdır. Dur. Buraya değil de buraya koyayım ya. En azından şuraya. Chemical reaktör. Tamamdır. Wire cutter. Şunun screwdriver'ı ve benim klavye kısayollarını arada karıştırmam. Sonra sen ve sen gel. Ve bir tane de araya bağlaç. Boru. Item transport pipe. Şimdi sana şurayı bir yeniden düzene sokalım. Unrouted transport pipe tamamdır. Ve sen basic misin? Evet, sen basic'sin. Tamamdır. Şimdi buna asit gelecek. Asit sonrasında da başka hayır. Ha, eton. Şimdi sen gel bakalım şöyle. Basic. Unrouted ve Logistics Fluid Supplier. Ya da yandan mı dolaştırsaydım? Neyse. Ya da dur. Evet. Çok fazla deneme yanılma yapıyorum biliyorum ama şuraya zaten bir şey gelmeyecek. Logistics Fluid Supplier ve Unrouted. Tamamdır. Ve şurada bir kısır döngümüz var. Sen neredesin? Seni buraya geri koydum. Tamamdır. Burası oldu. Şimdi benim burada yapmam gereken diğer işler ne? Buna etilin vereceğiz. Sen etilin. Gel bakalım. Teşekkürler etilin.
Sonrasında Ethelyn. 4 tane dursun. Evet. Ethelyn'imiz gidiyor. Sonra buna bir de 900. Asidik asit tamamdır. Sonra bu asidik asiti ne yapacağız? Chemical reaktörde evet. Bunu large chemical reaktöre mi atsam yok ya. Tamam. Burada ikinci bir chemical reaktör daha koyacağız. Son bir chemical reaktör daha koyacağız. Wrench. Şimdi. Asetik asit tamam. Sana sülfürik asit ve asetik asiti vereceğiz. Karşılığında bunları alacağız. Tamamdır. Bir kolunu koyarsak. Detanser. Sülfürik asit direkt çıkış yapacak. Diluted sülfürik asiti direkt işlememiz lazım. Diluted sülfürik asiti direkt nasıl işleyebilirim? Burada. Şu arkadaşı atabilirim de bu arkadaşı atmakta biraz zahmetli bir şu an. Bayağı zahmetli hatta. Su girişini diğer yana koyarsak, diğer yana atarsam eğer, medium voltage fluid tank, hidroklorik asit. Bu hidroklorik asidi de aşağı taşımam lazım. Abi bunu zaten. Aynen. Aynen yapabilirim bunu. Tamamdır, aklıma oraya kadar kablo çekmem gerekecek. Boru çekmem gerekecek. Tamamdır şimdi. Dilute sülfürik asit. Şu an daha en büyük derdimiz o. Şuradaki trafiği biraz daha düzgün bir hale getirmenin yolunu biliyorum. Sen gel. Tamamdır. Tamamdır. Burası okey. Bana buradan bir tane daha pipe lazım. Alayım. Pipe düzenini bayağı bir düzeltebilirim. Ve burayı da boşa çıkartabilirim. Çıkartamam çünkü. Ha yok. Çıkartabilirim. Wire cutter. Wire cutter. Evet. Sonra wire cutter. Wire cutter. Wire cutter kullanmadım ama şimdi kullandım. Evet. Çok daha düzgün bir yapı ortaya çıktı şimdi. Ve burada da rahat. Evet. Distillery için gayet distillery için yeterli yer var. Tabii bir tane daha distillery yapmam gerekecek. Bir tane distillery yaparız. O zamana kadar
Buffer tank. Buffer tanklarım nerede? Yukarıda. Tamamdır. Gel bakalım buffer tank. Tamamdır. Senin fluid çıkışın. Yok. Tamam, aşağıya. Item çıkışı var. Item output. Ve bu arada sen ne kadar sürede üretiliyorsun? Chemical reactor. 8 saniyede. Tamam. Tamamdır. O zaman bana bir tane de conveyor modül lazım. Conveyor modül. Ha dur. Olca. Yok 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 yok. Sülfürik azit sal. Yok, bunu her türlü burada işlemem lazım. Asitik asit. Sülfürik azit sal. Bu cidden çok kafa karıştırıcı olacak. Asitik asit. Aslında asitik asit sal yapmam daha kolay. Yani asidik asit seli çok daha kolay bir biçimde yapabilirim. Çünkü zaten şurada asidik asit sel, pardon. Asetik asidi burada dedi. Aynen. Tamamdır. Evet, bu olur. Bu olabilir. Bu olabilir. İki tane tank kullanacağız burada. Dedi. Birine gidecek. Artık asetik asit selin adı dedi. Tamamdır. It's something. Şimdi sen fluid at output. Asetik asit buna da olsun. Birkaç tane conveyor modül lazım. Birkaç tane conveyor modül lazım benim de. Şimdi. Conveyor pump. Ne olur ne olmaz. Şu an bir yandan canlı olarak kafamda tasarlıyorum. Evet, şu an benim tasarlama sürecimi de izliyorsunuz aslında. Şimdi. Sen buradan buna sen gidebilirsin. Screwdriver gel. Allow input from output side, tamamdır. Allow input export. Tamamdır. Şimdi buna bir bir çalışıyorlar. Tamam. 4 veriyorum. Asetik asiti bu şekilde sel olarak veriyoruz. Tamam. Sonrasında buna bir de sülfürik asidi sıvı olarak vereceğim. Onun için fuck. Sen bir dur. Some serious problem with those little bastards. Nasıl dur gerek? Aslında değil. Değil. Aşırı ghetto bir yöntemle yapacağım ama olacak. Ama hani
Çok güleceksiniz. Bakalım nereye koymuştum. Hah, içine atmış. Tamam, burası düzgün çalışıyor o zaman. Tamamdır. Evet, ve Uber Ghetto yöntemine hazır olun. Fleet Spire. Ve bana şimdi bir adet tank lazım. Herhangi bir tank. Kapır tank olur. Ups, fazla yukarı gittim. Ve şimdi yöntemin getoluğuna hayran kalmaya hazır olun. Sülfürik asit. Gel bakalım. Yeterenç. Gel bakalım. Sen sürekli... 8 kova. Dol. Ve potim fluid pipe. Evet. Bence bir başyapıt yarattım. Ah, şimdi benim bunun için ne? Bir konumu. You're the final one, my friend. Item to output. Şimdi pompayla da şuraya fluid output. Oops. Yanlış yön. Crowbar. Sel. Tamamdır. Zaten sen şöyle git. Fluid output buraya. Dur. Sana ne koymuştum? Item output. Oh, dur. Bir şeyleri yanlış hesapladık. Yok. Bunu çıkartıyor. Sana 11 vereceğiz, pardon. Tamam. Sana 11 vereceğim. 1 değil 11. Etonsel, tamam. What? Şimdi. Ha, bu çıkışı. Ama kendim yönünü değiştirmişim, tamam. Şimdi. 11 modunda ne çıktısı veriyordu ona bir tekrar bakalım. 11 modunda diazot sülfürik asiti. Aşağıya doğru item auto output ve şuradan da fluid. Ve sen de conveyor modül ile bunun çalışması lazım. Ya tabii dur. Şu konveyör modülü buradan kaldırayım. Yoksa boşluğa atacak.
Çünkü oraya bir tane payı koymam lazım. Evet. Ve yine 45 dakikalık bölüm yapmışım. Small steam. Plastic fluid pipe. Of iron. Small tin. Ha. Small brass item pipe. Small brass item pipe alalım. Evet, small brass item pipe gayet işimizi görüyor. Evet, kendimi bölüme kaptırıp bölümü olması gerektiğinden yarım bölüm daha uzun yapınca köfte. Ve conveyor. Şimdi aktarılacak. Buna gidecek. Bundan aktarılacak. Vesaire vesaire. Evet. Burayı da otomatik üretiyoruz şu an. 20 saniyemiz geçsin. Nitrik asitimiz dolmuş. Şimdi geriye kalan tek şey. Tamamdır, burası oldu. Burası tamam. Şimdi bizim ups, şurada nitrik asit ve etonu birleştirmemiz lazım. Benim önce nitrik asiti şuraya atıp göndermem lazım. Şurada nitrik asit için bir yer ayarlı. Evet, önümüzdeki bölüm ve ben direkt şurayı hazırlamış olarak başlayacağım. Direkt şu elimizde var olarak yer alacak. Senin normal chemical reaktörde yapabilir miyim? Yapabilirim ama yerim kalmayacak. Aşağıda yerim yok. Aslında dur. Evet, yok. Aslında var. Ama yok. Var ama yok. Şunu bir blok yukarı kaldırırsam eğer olur ama. Şunu bir blok yukarı kaldırırsam olacak, evet. Yok ya. Onu farklı bir yere göndereyim. Buraya gönderebilir miyim? Hayır, gönderemem. Neyse, bir tanesi için ayrı bir jeneratör koyacağız artık. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler.